bayağı güzel olmuş. Biz yemediğimiz sahipsiz sokak hayvanlarına da yer vermiyoruz. Bugün kazan kaynadı. Marketlerden almış olduğumuz et ve et ürünlerini kazanda pişirdik. Sonra yine raf ömrü geçmiş unlu mamullerimizle birlikte bu makineye, beton mikserine koyduk. Güzel bir hamurlu karışım elde ettik. Birazdan da Osmaniye Katı Atık Birliği'ndeki oradaki sahipsiz sokak hayvanlarını beslemeye gideceğiz. Yine elektrikli triportörümüz var. Doğaya karbon salınımı yapmadan hem bu aleti, edevatı ve malzemeleri taşıdığımız gibi hem de sahipsiz sokak hayvanlarına ulaşmakta kullanıyoruz. Yine sıfır atık projesi kapsamında raf ömrü geçmiş unlu mamulleri de bu pişirmiş olduğumuz et ve et ürünleriyle karıştırdık. Bu makinayı kullandık. Tamamen elektrikli ürün kullanıyoruz. Doğaya ne kadar az karbon salınımı yaparsak o kadar iyi. Gel bakalım, gel. Pis 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 pis. Hop. Heh. Bol kepçe dedikleri bu oluyor galiba. Gel bakayım, gel. Gel pis 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 pis. Şimdi diyeceksiniz ki bu arkadaşa normal mama vermiyor musunuz? Veriyoruz. Ancak bu arkadaşlar sokak hayvan olduğu için böyle gıdaları bilmiyorlar, tanımıyorlar. Böyle evsel atıkları daha çok seviyorlar. Ekmağından ye, ekmağından ye. Kaliteli bir mama oldu. Zaten et parçaları görünüyor. Bu ne dedi? Kerim gel bak. Gel, gel. Bizim yörenin bir lafı vardı. Ekmağından yiyin. Ekmağından yiyin. Ekmağından yiyin. Bu canlarımızı 12 ay boyunca beslediğimiz gibi paraziter yönden de ilaçlamalarını yapıyoruz. Hepsi ilaçlı paraziter yönden. Zaten bölgemizde kuduz da yok. Birçoğu da zaten kısırlaştırılmış küpeli canlar. Gelin bakalım. Gel size de buraya dökelim. Gel. Gel. Gel.